Matrix'in onları atlattı. Evet adamım. Böyle bir şey kullanmak çok iyiymiş. Kendimi bir dev gibi hissediyorum. Zaten T-Rex en büyük dinozorlardan biri. İsminin anlamı da Kertenkele Kral. Hey, bu evrende de belgesel kanalı var mı? Ne sanıyordun? Umarım kötü adamlarımız o kanalı izlemiyordur. Ne olur ne olmaz. Biz en iyisi... Hızlanalım. Unutmayın, Tetra Flame çok güçlü. Devre dışı bırakmak için kontrol çipini bulmalısınız. Gidelim. Ama önce Elliot, sıra sende. Hey! Ben geldim kötü Elliot. Kötülük yuvasına girmek istiyorum. Elliot, suratının nesi var öyle? Anladım. Çok mantıklı. Evet, ama sensör elini okuyor, yüzünü değil. Aa, anladım. Çok mantıklı. Ben kötü Elliot'un eliyim. Kapıyı açın. Ah, inanmıyorum. Durağına geldin kötü Elliot. Tamamdır. Şu istediğim süper önemli ses modifikasyonunu eklemiş miydin? Ah, evet. Eline sağlık. Keşke Twin Mile'ı burada bırakmak zorunda olmasam. Üzgünüm Elliot. Araba asansörü ve garaj kapılarının kumandaları en üst katta. Tek giriş yolun el okuyucu. Anlaşıldı. Yani araba anlaşıldı. Ah, odaklan Elliot. Ne vardı? Şu aşağıdaki yeni bir canavar mı? Draven, aşağı bak. Yeni bir canavar. İyi gördün Newart. Ah. Ya da çok zekice bir gizli taşıyıcı. Çok iyi. Ha? Diyorum ki bu hiç iyi bir şey değil. Evet, ama ne yazık ki onu yok edeceğiz. Nasıl gidiyor Elliot? Burada beklemekten ağaç olduk. Neredeyse vardım. Çok dönüş var. Bu çok eğlenceli olacak. Aa, misafirimiz var. Gidip güvenlik sistemini kontrol edeyim. Bırak da Elliot gitsin. Zaten burada gereksiz. Evet. Dur. Ne dedin? Git. Memnun değilsen Draven, onunla gidebilirsin. Ben yerimden memnunum. Laboratuvar açıldı. Bu da iyi. Ama şu an lazım olan şey değil. Parti ışıkları açıldı. Hayır. Alarm köpeği aktif. Hadi ama. Garaj kapısı açıldı. Asansör erişimi aktif. Ah, sonunda. Gelebilirsiniz takım. Hadi. Geliyoruz. Elliot. Selam Elliot. Tarzını sevdim. Teşekkürler. Gitmeliyim. Pekala. Laboratuvara ulaşmalıyız. Çipi almalıyız. Onları mümkün olduğu kadar oyalamaya çalışacağız. Hadi bakalım. Bu iş sanki devlerin tartışmasının ortasında kalmak gibi.
daha bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Ben bunu sadece ekranda izlemeyi tercih ederim. Seni anlıyorum Chase, ama bunu yapabilirsin. Eklediğimiz kükreme özelliği sana destek olur. Bu şeyle buradan çıkmak biraz zor. Fazla büyük. Queen bir kumanda çipi aradığımızı söylemişti. Bu mu acaba? Harika. Gel bakalım. Hay aksi. Ekip bu taşıyıcıyı birçok şeyi yapabilsin diye yaptık ama uçmak yoktu. Sıkı tutunun. Başka seçenek mi var? Şunu haklayalım. Aşağı dikkat! Sofya ve ikizim için işler yolundadır. Çünkü zamanımız hızla tükeniyor. Birisi hız mı dedi? Queen, bunu duydun mu? Hey, çipi aldım. Başaracağını evet. Biliyordum. Şimdi Sofya'yı bulmam gerek. Hey! Buradayım. Yardım eder misiniz? Evet, merhaba sana. Olamaz. Acele et, altı bit garaja çabucak varmalıyız. Sürekli tekrar etmene gerek yok. Selam seyirciler, Mariachi karşınızda. Gizemli galibi, Nibord'un kötü adam Draven'ın gizli süper bir kopyası olduğu ortaya çıktı. Ve altı bit garaja bir ejderha uçurdu. Yani ne ejderhası? Kim yapar ki bunu? Onun kötü adam çıkması kötü oldu. Ama sorular hala cevapsız. Draven neden kopyasını ortaya çıkardı? Draven'ın kötü planları neler? Altı bit garaja ne olacak? Takipte kalın G-Rider'lar. Devamı yolda. Hızlanmam ve garajı kurtarmam gerek. Umarım kurtarılacak bir garaj kalmıştır. Kim bilir New World şeyden beri ne yaptı? Akrepten! En büyük yarışı kazanamadık biliyorum ama onu yendiğimizden eminim. O zaman yine yaparız. Kıvrımlar! İyi iş Elliot. Aşık dönüyor. İşte benim sıram. Dikkat et Sofya. Pardon. Hazır Sofya. İşte geliyor ve çıkıyor. Ve çıkıyor. Woo!
O uyandığında inanılmaz bir baş ağrısı çekecek. Evet. Biz de orada olmayalım da. Oh, Altımıt Garaj hala ayakta. Evet ama maalesef onlarda. Şaşırdınız mı? Gerçekten onları yenmiş olduğunuzu mu düşündünüz? Buraya ne yapacağım gibi mi? Pek sayılmaz. Neden parlıyor? Benim sistemlerimi mi kurcaladın Nivort? Geliştirme diyelim. Siz tetraflaming gücünü asla anlayamazsınız. Hayır, asıl sen gücü anlamıyorsun. Şimdi iyi bir kötü kopya ol ve onu geri ver. Sanırım bu hayır demekti. Bu iş bitmedi Nivort. Evet bitti. Hayır bitmedi. Evet bitti. Hayır bu. Evet bitti. Hayır bitmedi. Yeniden toplanacak ve bir plan yapacak yeni bir yer lazım. Ben hala eski yerimizi nasıl hacklediğini anlamaya çalışıyorum. Güvenlik sistemini tamamen şifrelemiştim. Bir de bana sor. O kadar karmaşıktı ki kendi şifremi bir kağıda yazmıştım. Yani bu da sorumuzu cevaplamış oldu. Şimdi nereye gidiyoruz? Hey, ben bir yer biliyorum. Beni izleyin. Olan bir oto yıkamanın hassas elektronik parçalar için en uygun yer olduğunu söyleyemem. Ama işe yarayabilir. Benden ne istiyorsun söyle koyayım. Teşekkürler Elliot. İşte bir paspas. Ah. Hızlı renk değişim istasyonu mu? Renk gösterme istasyonu. Boyanın moleküler yapısının içine gizlenmiş diğer renkleri gösteriyor. Yapı, molekül falan filan. Her neyse işte havalı. Kendimi tutamadım. Doğum günümde ne istediğimi buldum. Keşke Nivord'un tetraflame'i neden güçlendirdiğini de bunu anladığım kadar kolay anlasaydım. Görünüşe göre önce anlamamız gereken başka bir şey var. Ve Hatfield şehrinde karşımıza çıkan son garip şey, Hay ve Star caddelerinin kesiştiği noktada bir anda beliren şu dev dondurma külahı oldu. Çikolata. En son mu? Gidip baksak iyi olur. Hız patlamasıyla. Dikkat edin orada. Tekerler havaya. Dondurma aracı. Koca bina kayboluverdi. Bu caddeden çıkmamız gerek. Burada Şerif'in barikatları var. Burada da var. Dönüş tabelası. Bu tarafta. Bu da ne? Tamam. Bu dönüşü kim belirlemiş böyle? Korkarım ki ben yaptım. Draven! Evet. Bizi kandırdın. Sizi tuzağa düşürmek, beni dinlemenizi sağlamak için aklıma gelen tek şey. Seni neden dinleyelim ki? Bütün bunları sen yaptın. Hepsi senin suçun. Bunların hiçbirini ben yapmadım. Ben Hatfield şehrine yeni geldim. Bunları yapan benim kopyamdı. Seni kim kopyaladı? Bilmiyorum. Bu yüzden sizinle konuşmak istedim. Peki, sen daha kötü bir plan yürütürken bizi kopyanla oyalamıyorsun yani. Keşke yapsam ama hayır. Bu olan garip şeylerin cevabını alabileceğimiz tek bir yer var. Biz mi? Draven'la ekip olmamızı mı söylüyorsun? O iyi biri değil. Elliot, düşmanımızın düşmanı dostumuzdur. En azından bir süreliğine. Katılıyorum. Eğer pistin güneyinden girersek biz oraya varana kadar kaç kişi olduğumuzu anlayamazlar. Sürpriz bize kalmış. Sevdim.
Aa dostum, bütün gizli hamlelerimizi ona veriyorsun. Yenilerini buluruz. Hadi yapalım şunu. Yuhuu! Görünüşe göre sürpriz kısmı burası. Şimdi sadece ben... Dikkat et! Daha büyük arabalara ihtiyacımız olacak. Belki de bir tekneye. Yeni haberler. Hot Wheels şehrinin kötü dahisi Draven, doğum günü partisine zehirli canavar arkadaşlarını davet etti. Bunda ne terslik olabilir? Ne dedi? Draven zehirli canavar arkadaşlarıyla tekrar bir araya mı geliyor? Evet, bugün doğum günü ve Draven onlardan başka arkadaşı olmadığını söyledi. Artık zehirli değiller. Panzehiri herkes aldı, hatırladın mı? Benim bundan haberim yok Chase. Peki Şişme Şato'dan haberin var mı? Şişme Şato'da mı olacak? Harika! Sakın endişelenmeyin evcil hayvanlarım. Yakında yeniden zehirli canavarlara dönüşeceksiniz. Zehirli canavarlar hakkında ne dedin Draven? Endişelenecek bir şey yok. Kötü kötü gülümsüyor ve ellerini ovuşturuyorsun. Yani parti beni çok heyecanlandırıyor da ondan. Şimdi izninizle ben mezarlığa gidip biraz daha zehirli slime çıkarmalıyım. Ne? Ne dedi? Öylesine söyledim. Sonra görüşürüz. Ne yaparsam yapayım bu adamdan bir türlü emin olamıyorum. Yani Şişme Şato olmayacak mı diyorsun? Doğum günü partime hoş geldiniz. Draven'ın test pistini deneyin. Şişme Şato'ya atlamak için en iyi numaralarınızı yapın. Ve hiç kötü olmayan bir sürpriz kazanın. Hadi bakalım, bana güvenin. Eğlenceli bir parti. Evet, ama bu dev canavarlar beni birazcık rahatsız ediyor. Bu Sophia Speed. Hot Wheels şehrinin en hızlı sürücüsü. İkinci en hızlı. Birinci benim. Hadi gel Elliot. Biz bunu kazanabiliriz. Kazandık mı? Sürprizimiz ne? Sürpriz! Siz aptalsınız. Aslında bu pek sürpriz sayılmaz tabii. Sürprizin dondurma olmasını umuyordum. Etrafta dondurma yiyecek kimse olmadığına göre sanırım hepsi size kalacak. Benim en sevdiğim lezzet zehirli slime. Afiyet olsun. Sophia Speed. Sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun? Vampirlerin aynada kendilerini görememelerine rağmen nasıl bu kadar düzgün göründüklerini mi? Hayır, ama aslında bu da mantıklı. Ben Sophia'ya yardım etmemiz gerektiğini düşünüyordum. Bu canavarlar çok hızlı. Sophia Speed bile onlardan kaçamıyor. Ve o Hot Wheels şehrindeki en hızlı sürücü. Bu tartışılır. Birçok insan benim en hızlı olduğumu söylüyor çünkü. Kim mesela? Bir sürü akıllı insan. Şimdi bunu ayıracak vaktimiz yok Elliot. O canavarları durdurmak için bir fikrim var. Sakin ol ve bana yardım et. Hadi gelin de bizi yakalayın sizi kocaman çirkin zehirli canavarlar. Onları daha da kızdırmaya gerek yok Elliot. Dondurma şoku. Klasik.
artı şeker koması. Zehirli canavarlar yere serildi. Teşekkür ederim çocuklar, size borçlandım. Bir şey değil. Hot Wheels şehrinin en hızlı sürücüsü Sophia Speed. İkinci en hızlı. Bunu söyleyip durma. Siz benim canavarlarımı durdurmuş olabilirsiniz ama beni hiçbir şey durduramaz. Tamam. Dondurma şokuna yenik düşmüş dev bir zehirli yılan belki beni durdurabilir. Ama uzun süre değil. Aptal zehirli canavarlar. Hey Elliot, bil bakalım ne yapıyorum. Dikiz aynamı temizliyorum çünkü kazanana şehrin anahtarının verildiği yılın en büyük yarışını kazanırken buradan seni izleyeceğim dostum. Bil bakalım ben ne yapıyorum Chase. Dikiz aynamı temizliyorum çünkü biraz kirli. Sophia Speed, Hot Wheels şehrinin en hızlı sürücüsü. Bunu daha kaç kere tartışacağız? En hızlı benim. Ama o seni hep geçiyor. Bu en hızlı olduğu anlamına gelmez. Aslında gelir. Hiç kimse benim slime süper şarjımı geçemez. Hot Wheels şehrinin anahtarı çok yakında benim olacak. Ve sonra herkes gücümün karşısında titreyecek. Evet. Yarışçılar, motorlarınızı çalıştırın. Bu Draven mı? Peki bu parlayan jantlar ne oluyor? Beni endişelendirmiyor. O Hot Wheels şehrindeki en yavaş sürücü. Aa, hiç de yavaş değilmiş. Jantlar yüzünden olmalı. Aa, güzel. Nerede özel hayranlarım var. Yoksa bu yarışçımızı gerçekten yakabilir. Kötü zahirin sözüne kulak veririm. Vay canına, harika bir dönüştü. Bu hareketin adı ne Elliot? Tampon dalışı. Beni yakalamak istiyorsanız maymunluk yapmayı bırakın. Aa, harika. Dev bir kertenkele de varmış. O bir terapot. Yeni haberler. Bir son dakika haberine göre büyük yarış 3 canavarlı bir mücadeleye dönüştü. Şehrin anahtarını ben kazanacağım. Ve sanırım Draven kazanmak için slime kullanıyor. Ben bunu sesli mi söyledim? Fark etmez. Beni hiçbir şey durduramaz. Pekala, küçük bir kız beni durdurabilir. Ama bunun haricinde hemen hemen hiçbir şey beni durduramaz. Geride kalıyoruz. Patentli Burger Dash 5'i kullanma vakti geldi. Hey! Hey! Ben bu şeyin içinden nasıl çıkacağım? Burger Dash'te artık yeni bir lezzet var. Slime'lı kötü dahi. Yarışı Sophia Speed kazandı. Bu en hızlı olduğunu göstermez. Yılın en büyük yarışında herkesi geçti. Yani... Gözlerine mi inanacaksın Elliot, yoksa benim sözlerime mi? Tebrik ederim. Şehrin anahtarını kazandınız. Şehrin anahtarı artık bende, aptallar. Peşinden gidelim mi? Şehrin her yerinin anahtarı onda. Draven'ın böyle bir şey yapacağını tahmin etmiştik.
O anahtar hiçbir şeyi açamaz. İşte gerçek anahtar bu. Bu aptal anahtar hiçbir şeyi açmıyor. Ömür boyu bedava dondurma istemiştim. O külahı bana ver çocuk. Şansım yaver gitmedi diyebilirdim ama bu tamamen benim suçum. İşi batırdım. Hadi gidelim çocuklar, dondurmalar benden. Dondurma çeşmesine. Oraya ilk ben gideceğim çünkü en hızlı benim. Filme göre öyle değil. Hey Elliot, sıra dışı bir şey fark ettin mi? Parmaklarımın hepsinin farklı uzunlukta olduğunu mu? Hayır. Arabanın renkleri kaybolmuş. Ne oluyor böyle? Bu benim şimdiye kadarki en iyi planım. Hot Wheels şehrindeki tüm arabaları 2 tonlu sıkıcı teker çekerlere dönüştüren renk silici lazerim. Yarışlar duracak. Gösteriler sona erecek. Gösterişli arabalar ortadan kalkacak. O kadar da gösterişli değil canım. Ne oldu zehirli yılan? Renk silici sadece geçici bir isim. Aklımda çok havalı isimler var. Bu can sıkıcı ışından kaçmamız gerek. Gazla! Lazer çevrimi diye buna denir. Işını atlattık. Neden yavaşladık Elliot? Forward Force yolları ışındıran altın parıltılı mor rengi olmayınca bana çok tuhaf geliyor. Güçlü bir şekilde ileri gitmeyi canım hiç istemiyor. Seni çok iyi anlıyorum. Night Shifter'ın herkes sollayan siyah gövdesi ve asfalt pişiren kırmızı döşemesi olmayınca ben de gaza basmak pek istemiyorum doğrusu. Merhaba arkadaşlar, yavaş gitmek nasıl bir duygu? Sıkıcı. Sanırım kendi kendime yarışacağım çünkü beni geçebilecek tek kişi benim. Harika, keyfim bir. Tevamil! Yarışacağını sanıyordum. Tevamil muhteşem kırmızı rengi ve lastik uçuran titanyum jantları olmayınca sıradan bir arabaya dönüştü. Draven, arabaların renklerini mutlaka o soldurmuştur. Yakında buradaki en hızlı ve havalı sürücü o olacak. Evet, gördün mü? Mükemmel planım işte bu. Sana bunu söylemiştim. Şimdi kim gülüyor bakalım? Draven'ı gören var mı? Büyük bir ışın silahı fark ettiniz mi? Demek efsanevi yarış kariyerlerimiz böyle sona erecekmiş. Hız sınırlarına uyarak. Ömür boyu birinci vites. Acele etme çocuk. Bizim hiç acelemiz yok çünkü. Haberler kötü arkadaşlar. Draven'ı bulamıyorum. Galiba sonsuza kadar sıkıcı kalacağız. Bu kız neyi işaret ediyor? Oto yıkama yerini mi? İşte bu. Arabalar her zaman en baştaki gibi oto yıkamaya gider. Ve yeni gibi temiz ve renkli olurlar. Yani bu arabalarımızı yeniden havalı mı yapacak sence? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Gidelim. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. O kadar hızlı gitmeyin. Yani yavaş demek istemiştim. Atfield şehrindeki en hızlı sürücü artık benim. Ben bu yılanı geçerim. Er ya da geç. Eskiden böyle durumlarda muhteşem ve harika şeyler yapmaz mıydık? Ne dersiniz çocuklar? Sıkıcı olmadan önce biz hep hızlı gitmez miydik? Lastikleri kızartın, pedallara yüklenin. Hızı kökleyin. Bize daha fazla tork gerek. Yapılacak tek bir şey var. Hot Wheels şehri drifti. Dostum, bu efsanevi ama tehlikeli bir şeydir. Bu hareketi beceremezsen sonsuza dek drift yaparsın. Sadece tek bir şansımız kaldı. Şimdi dönelim. Bunun adı... yılanı şaşırtmak olsun. İyi düşündün Elliot. Hmm.
götür Draven. Görünüşe bakılırsa Hot Wheels şehrinin en yavaş ve en sıkıcı sürücüsü resmen hala sensin. Evet, anlaşılan Hot Wheels şehri yeniden normale döndü. Yani normale yakın. Bu hiç normal değil. Evet. Geri! Bu fiziksel olarak imkansız. Tabii bir tür boyutlar arası bağ falan yoksa. İlk direğimin gerçek olacağını biliyordum. Daha fazla dönüş. Bu tartışmayı kuru zemine taşısak nasıl olur? Ben burayı kuru zemin sanıyordum. Beni takip edin. Bu hızda başka seçenek var mı? Ejderha, yemeğe geç kalma. Super Shark, imkansız Miha. Dört tekerli blonca sağlı köpek balıklarına bulaşmıyoruz. Ben de dahil olmaya çalışacağım. Çünkü bu Super Shark olayını kaçırmak beni üzer. Hızla bir yüzgeç yaklaşıyor. Arabamın adı Fast Fish biliyorum ama balık yeme olmak istemiyorum. Gitmiş. Peki başka korkan var mı? Evet. Oh be, tek ben sanmıştım. Bir hız patlamasına ihtiyacım var. Hadi. Hadi. Bıraktığın evet. İçin sağ ol Draven. Üstten alta. Harika. Şimdi nereye kayboldun? Bunu nasıl yapabiliyor? Benim bir fikrim var ama önce Ultimate Garaj'a bir bakmam lazım. Tamam. Biz onu oyalarken sen ve Draven garajda mega beyinlerinizi birleştirin. Tamamdır. Acele edin. Arabam köpek balığı geçirmez değil. Onlara yapacak bir iş verelim. Ben ejderhayı alırım. Sen gorili al. Impossible Jump'ta buluşuruz. Anlaşıldı. Sen buraya bak. İşte bu. Seni yeniyoruz. Draven, koca mavi dostum ve ben geliyoruz. Frankenfire ve ben orada olacağız. Seninki de. Bu bir tetra yükseltici mi? İşte bu yüzden bütün bina parlıyor. Şehrin bütün enerjisini emmek için tetra flame'i kullanıyor. Bu şeyi nereye götürüyoruz? Vahşi balık kafesine. Yüksek hızla kötü şaka mı? Harika. Umarım Queen bazı cevaplara ulaşır. Çünkü bir noktada benzinimiz bitecek. Hot Wheels şehri de öyle. Bak! Gerçekten Hot Wheels şehrinden muhteşemliği çekiyor. Neden bu kadar güce ihtiyacı var ki? Bilmiyorum ama çok ısınmış. Sistemlerimi eritebilir. Isıyı dengelemek için bir kalkan kullanıyor olmalı. Evet ama bilgisayarlar aşırı sıcak ya da soğuğa göre tasarlanmadılar. Kesinlikle köpek balığı değiller. Dahice. Teşekkürler. Senden bir iltifat duymak harika. Elbette. Ama bu iş bittikten sonra dost olmayacağız. Tabii ki. Hadi diğerlerine yardım edelim. İşte bu garip. Hot Wheels şehrinin en hızlı yarışçısı ve diğerleri. İkinci en hızlı. Bunu sonra tartışırız. Birimize yöneldiğinde diğerlerimiz ona çarpacak. Bir köpek balığının en zayıf noktası burnudur. Aniden bu kadar çok belgesel izlediğin için mutlu oldum.
sonsuza kadar bunu yapabileceğimizi sanmıyorum. Kesinlikle. Acıktım. O kadar açım ki sanki dondurmacı sesi duyuyorum. Elbette öyle. Baksana. Teşekkürler. Bu şey de ne? Süper soğuk dondurma aracı. İçinde dondurma olduğunu pek sanmıyorum. Q her zaman hazırlıklıdır. Planın var mı? Eğer köpek balığını toprağa atlaması için kandırabilirsek... Onu halledebilirim. Görevlilerdi. Nasıl olacak da köpek balığını soğutmak işimize yarayacak? Çünkü köpek balıkları ektotermiktir. Ekto bilmem ne? Ektotermik. Yani vücut ısıları etrafındaki sıcaklığa göre değişiyor. Eğer onu çok hızlı soğutursak yer altına teleport olamaz. O zaman hadi Skypass'e gidelim. İyi fikir. O kadar yüksek ki bize ulaşmak için yükseğe zıplaması gerekecek. Gel de yakala Baby Shark. Vur onu Queen. Woohoo! Başardım G-Rider'lar, başardım. Maria G'yi cezalandırırsınız ama drone'unu durduramazsınız. G-Ride geri döndü. Bu şey ortaya çıktığında biz burada olmasak nasıl olur? Sushi isteyen var mı? Belki sonra. Köpek balığını yakaladık ama yakalayacak bir balık daha var. Kötü bir tane. Senin için geliyoruz New World. Tüh be. Sorun bende mi yoksa işler Süper Shark'ı dondurduğumuzdan beri garipleşti mi? Sorun sende değil. Kafanızı kaldırın gerçekten. Bu Fritz. Luna Park maskotu. Buraya nasıl gelmiş? Daha önemlisi, Luna Park'ların amacı nedir ki? Dikkat edin, robot köpek. Bekle, robot köpek mi? Bu kesinlikle buralardan değil. Dikkat edin. Eğer caddeler yardımcı olmazsa mega baş üstüne varmak zor olacak. Sanki bir video oyununda oynamak gibi. Sadece şey kazanamadığımızdan eminim. Ekstra can. Bu da New World'ın bir planı mı? Bilmiyoruz. Ultimate Garage'ın tepesinde bir tetraflame yükselticisi var ama... Bu sorunların onunla bir alakası olup olmadığından emin olamıyoruz. G-Rider'lar, hadi yıl şey. Bu yüzden anneciği beni markete göndermişti ama aniden sokaklar böyle oldu. Şu dev flash topuna bir bakın. Eğer bunun hakkında bir fikriniz varsa DM atın ya da chatten yazın. Uzay zamanda bir çatlağa neden oluyor. Ne? Nereden biliyorsun? Sorunlar. Sadece Hot Wheels şehri kaynaklı değil. Kim bilir nereden geliyor veya ne zamandan? Mesela dev köpek balığı. 100 milyon yıl önce yok olmuş türler bunlar. 100 milyon yaşına göre güçlüydü ama. New World Hot Wheels şehrini almak için daha büyük bir şey getirmeye çalışıyor olmalı. Onu durdurmalıyız. Öyleyse bize hız patlaması gerekli. Görev kabul edildi. Her zaman bunu söylemek istemişimdir. Bu şeyler beni rahatsız etmeye başladı. En azından köpek balığı hala donmuş halde. Söylemek zorundaydın. Söylemiştim. Sushi yemeliydik. Köpek balığı bizi akrebe doğru sürüyor. Birlikte
çalışıyorlar. Öyleyse onları ayırmalıyız. Evet, onları karşı karşıya getirelim. Bingo! Elliot, sen gorili al. Buraya bak hey! Sana geliyorum! Queen, Scorpion. Draven, Dragon. Sophia ve ben, Super Shark. En hızlılar, en son çıkar. Auto Shark'ta buluşalım. Neredeyse vardım. Ha? Goril gözlüğün olsa iyi olur. Etrafında tur atıyorum. Orası değil. Süper tutuştu lastikler. Huhu! Yakalayamazsın ki. Yaklaşıyor. Oltaya tutuluyor. Wow! Şuna bakın. Draven, bunu nasıl yapıyorsun? Lazer cihazı. Ejderhalar bu açıdan kedilere benziyor. İşte bu tam kötü karakterin bilmesi gerektiğini beklediğim şey. Kötü adama bir puan yazın. Çok naziksiniz. Sağ olun. Sevgi yumağınızı bozmak istemem ama Akrepçik ve ben gelmek üzereyiz. Ve lastiklerimi yiyor. Korkmayın. Maymun adam burada. İşte. Şimdi. Başlıyoruz. Aşağı bakın. Yakalandın. İşte. Patlaması. İşte ben buna. Ekip işi derim. Evet, dört tanesi gitti. Bir tanesi kaldı. Evet. Şimdi de... Şehrinin bütün muhteşemliği artık benim. Gitmiş. İşte orada. Ve bir tetrayükleyici mi yapmış? Bu kötü, gerçekten kötü.
ama bir fikrim var. Hey hey G-Rider'lar! Hot Wheels şehrinde ortalık aşırı karıştığı için geri döndüm. Ne vardın o süslü kupe arabasıyla? Hot Wheels şehrinde ne yapacağını kimse bilmiyor ama durdurulamaz olduğu kesin. Ah ama durun! Hot Wheels kahramanlarımız onun peşinde. Eğer onu durduracak birisi varsa o da bu takımdır. Hadi Hot Wheels kahramanları yürüyün! İşte bir şans. Hazırım. Hadi. Evet. Hadi Sofya. Başardık! Sofya, sen başardın! Hot Wheels şehrini kurtardık! Bütün bu muhteşemlik, hepsi burada! Ama burası neresi? Ya da ne zamandayız? Yeni haberler! Hot Wheels şehrinde deli gibi koşturan canavarlar ya da slime yok. Sanırım bu teknik olarak haber sayılmaz. Ve yerel kahramanlar Chase ile Elliot Burger Dash'in hamburgerlerini dağıtıyorlar. Ki bu da haber sayılmaz. Ama hala slime ya da canavar olmaması iyi bir şey. Sana bir hamburger ve sana da bir hamburger. Ve sana da bir hamburger ve sana da bir hamburger. 370. Bu bir rekor kardeşim. 369. Tahtın elinden alacağım Chase. Kralla kapışırken ıskalamasan iyi olur. Bu sayılmaz. Olmaz. Biraz da turşu koyalım. Bana göre değil. Ben erimiş peynir severim çünkü. Olamaz. Yeni haberler bir son dakika. Canavarlar ve slime hakkında söylediklerimi unutun. Geri geldiler. Alsanız iyi olur çocuklar. Kuş pisliği nedeniyle kod 2 alarm durumundayız. Sanırım güvercine ne olduğunu biliyorum şerif. Turşu. Hayır. Bence bu bozuk yemek alerjisinden daha öte bir şey. Burger Dash'te slime varilleri buldum. Draven'ın şehri en son slime'a buladığı zamandan kalmış olmalı. Ve tüm şehre slime bulaşmış hamburgerleri dağıttık. Güvercin bunlardan birini yemiş olmalı. Dur bir dakika. Teslimat mı yapıyorsunuz? Öğrendiğim iyi oldu. Şimdi bana müsaade edin çünkü çok iri bir kuşla ilgilenmem gerekiyor. Herkes yemeden o hamburgerleri toplamalıyız dostum. Turşu. Çok meşgul. Bize yardım gerek ve kime gideceğimi biliyorum. Turşu! Bunu nasıl yaptın Queen? Uzay zaman sürekliliğini bölerek. Evet. Çok basit bir şey. Ben Elliot için sormuştum. Turşu! Sorun ne çocuklar? İşte bu. Şu anda akıllı ve pragmatik bir uzay mühendisine çok ihtiyacımız var. Önce o kuşu yakalamalıyız. Tam buna göre bir şey biliyorum. Bu büyük uzay ışın aletinin adı ne demiştin? Mutasyona uğramış kuşları küçülten bir boyut değiştirici. Ha, daha basit bir adı yok mu peki? Güvercin küçültücü. Böylesi çok daha iyi. Benden söylemesin.
Siz güvercini açık alana sürün ki ben de rahatça nişan alabileyim. Anlaşıldı. Hey, kuş beyinli. Hadi gel de lezzetli slime'ından biraz daha ye. Şu binalardan uzaklaştırmanız gerek. Nereye gideceğimizi çok iyi biliyorum. Güvercinler oraya hiç dayanamaz. İşte geldik büyük uçan fare. Burada harika bir heykel var. Ne yapacağını biliyorsun. Küçük her zaman güzeldir. Peki şehirdeki onca slime'ı ne yapacağız? Tut şu. Ve Elliot'ı? Bize yardım edebilecek tek bir kişi var. Slime hakkında her şeyi bilen biri. Aa, hayır, ciddi olamazsın. İçinde zehirli slime'lı turşu olan hamburgerleri her yere yaydılar ve insanları zombiye çevirdiler. Böyle bir şeyi haberlerde çok sık duyamazsınız. Eğer Hotfields şehrinde yaşamıyorsanız. Hey Quinn, bir sürü zombinin arabayla her şeye çarpmasından daha eğlenceli ne var biliyor musun? Hayır, ne? Tam anlamıyla her şey. Turşu! Peki planımız neydi? Slime'ı Draven yaptı. Kurtulmamıza da o yardım edecek. Draven genelde süper yardımsever değildir. Daha çok kötü bir deli dahidir o. Ayrıca o sıfır yerçekimli bir hapishanede değil mi? Bunu bana bırak. Peki Draven'ı hapisten kaçırmak için nasıl bir yüksek teknolojili planın var? Herhalde kuantum fiziğine bağlı bir şeydir, öyle değil mi? Öyle bir şey. Hemen arkamda kal. Draven, arabaya bin. Merhaba, ne haber? Seni buradan kaçırıyoruz ama slime'ı durduracaksın. Quinn, o zombi aynasızlar peşimizde. Sıkı durun, kara delik açma düğmesine basacağım. Harika bir yüksek teknoloji planı olduğunu biliyordum. Turşu! Bir dakika, kara delik mi dedin sen? Bu planı beğendiğimi sanmıyorum. Turşu! Sıkı tutun! İşte Draven. Seni özgürlüğüne kavuşturduk. Şimdi bize slime pan zehri yapacaksın. Ooo, merhaba. Ne haber? Uzun dönemli sıfır yer çekimi beyninin kimyasını bozmuş olabilir. Ve az önce bir kara delikten geçmiş olmamızın bununla bir ilgisi yok tabii. Turşu. Sıfır yer çekimi nedeniyle karışan bir beyni sadece süper sürücü test çemberi düzeltebilir. Ama önce bu zombileri geçmemiz gerek. Bunlar nasıl ehliyet almış? Ben onları uzaklaştıracağım. Sen çembere ulaş. Ne be? Tekerleklerimi ayar yaptırmam gerekebilir. İşte sana harika bir zombi araba kokusu. Sanırım Draven test çemberinde yeterince vakit geçirdi. Adın ne senin? Quinn Cosmic. Hala sıfır yer çekiminin etkisi altında gibi görünüyor. Sen Draven'sın. Kötü dahi. Slime'ın etkisini terse çevirmemize yardımcı olacak bir şey hatırlıyor musun? Herhangi bir şey. Düşün.
Hayır. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Turşu. Hayır dostum, onlar turşu değil. Bunlar sadece bir tentenin altında saklanmış zombi panzehiri dolu birkaç varil. Zombi panzehiri. Bunu buraya Draven saklamış olmalı. Bu son derece büyük bir olasılık. Ama neden buraya saklamış? Kim takar? Hadi bu panzehiri buradan alalım. Slime'dan kurtardık. Kendine gelmene sevindim. Çok acım. Hamburger yiyelim mi? Ekstra turşulu olsun. Pizza'ya ne dersin? Hey Chase! Ultimate Garaj deneme yarışında beni geçemeyeceksen ne anlamı var dostum? Yetenek Elliot. Saf yetenek. Hadi Chase! Hey hey G-Ride aboneleri! G-Rider'larım! İşte Mariachi! En büyük yarışta canlı yayında! Bu yarış o kadar büyük ki bitmesi 3 gün sürecek! Bu Hot Wheels şehri pisti çılgın! Highbank, Devil's Loop, Impossible Jump ve... Straight away sürücü sürücüye, araba arabaya karşı. Ve dünyanın en hızlısı unvanını alacak sürücüye. Ödül ne olacak? Hot Wheels şehrinin en havalı belediye başkanı Chen kendisi söylesin. Teşekkürler Maria. Övünme hakkının yanında kazanan şunu da alacak. Hot Wheels şehrinin tüm muhteşem gücünü açan eşsiz Hot Wheels şehri muhteşemlik anahtarını. Duydunuz mu? Muhteşemlik anahtarını alacağım. Alacak mısın? Hayır, ama sana söz. Ben kazandıktan sonra sen tutabilirsin. Ne dediğinin farkında değilsin Chase. Bu yarışı kazanan ya benim nitro yakıt enjektörlerim ya da Sofya'nın hızı olacak. Evet! Siz hayal kurun arkadaşlar. O anahtar benim. Anahtarlığını bile hazırladım. Beni nasıl yeneceksin Elliot? Motorunu tetrafileğimle mi değiştirdin? Kimse o kadar gücü kontrol edemez. Bizim çağrı. Başlangıç çizgisindeki şu motor kaslarına bakın. İşte bu en büyük yarış. 3 gün içinde dünyanın en hızlı sürücüsü kim? Öğreneceğiz. 5 saniye sonra herkes yarışacak. Haha! Evet! Bence biraz daha hız gerek. İşte ben geliyorum. O tavuğu da fırından çıkarma. Fritöz geliyor. Dostum, ne diyorsun sen? Bilmiyorum. Böyle konuşarak beni acıktırıyorsunuz. Ama zafere. Şuna bakın. Goril. Sahi mi? Goriller mi? Yine mi? Wow, bu goril hiç mutlu değil ve şehri yok edecek. Yarışı durdurmalılar mı?
Bilmiyorum. İşte orada. Oo, şuna bak. Yakalandım. Ah, Elliot. Şu an duramam. Hadi Twinmail, dönmelisin, dönmelisin. İyi iş Elliot. Şu şeyi durdurmalıyız. Evet, yoksa yarışı kazandığımda alkışlayacak kimse kalmayacak. Eğer şu gorili durdurmazsak içinde yarışacağımız bir şehir kalmayacak. Meydan okuma kabul edildi. Yeni haber G-Rider'lar. Eğer bugünün olayının yarış olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Günün olayı Hatfield şehrine saldıran dev bir goril. Arkanıza yaslanın ve en iyi izleyin. Beni tanıttığın için teşekkürler dostum. Siz varana kadar ben bitirmiş olacağım. Üzgünüm arkadaşım ama bu sefer onu yakaladım. Hey, uzun mavi tüylü şey. Evet, dönme vakti. Bu sefer beyin gücü kazanıyor Sofia. Yakıt iticiler devrede. Bu kez başının üstünde. Oh! 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 Kıl payı. Dikkat et. Ups. Affedersin. Ah! Bu gördüğümüz en zorlu goril. Oo, G-Rider'lar. Yeni dostum Başkan Chen. Eğer goril saldırısı devam ederse en büyük yarışın iptal edilebileceğini söyledi. Kim? Tanımıyorum. Ama sürüşü inanılmaz. Vay, bu inanılmazdı. Kim arabasında muz kabuğu taşır ki? Potasyum dinç tutar. Nereye gidiyor? Bitiş çizgisine. Son sözümü söylemeden olmaz. Tek başına şehrimizi kurtardığı için kendisine teşekkür etmek isteriz. Sanki biz yardım etmedik. En büyük yarışın birinci günü sonunda birincilik Kozmik Kup ve gizemli sürücüsüne gidiyor. Leward. İsmi bile havalı. Yarının yarışı pis tamir edileceği için geç başlayacak. Yaşasın Hot Wheels şehri. Bu da size araba sürmeyi öğrenmeniz için fazladan zaman verir. Affedersiniz, kendimi tutamadım. Ben gelene kadar gorili meşgul ettiğiniz için teşekkürler. Bir şey değil. Yarın için bol şans. Bol şans mı? Adam yarışı kazandı. Teknik olarak yarışı kazanmadı. Geç geldi, dev bir gorili yendi ve benim dikkatim dağılmışken de yarışı kazandı. Ve arabası da aşırı havalı. Sanırım birdenbire ortaya çıktı. Ultimate Garaj'a ilk varan kazanır.